Bir de şeye giriyoruz. Bir saniye. Evet. Onur. Burak'cığım. Çıkartmışsın Çıkarmış en sonunda kardeşim. Ne yapıyorsun? jelatini. Dayanamadım artık. Sıkıldım çıkardım. Ya abi, hazır Onur yokken biraz şeyini mi yapsak acaba? Dedikodusunu yapsak Onur'un. Yapalım, şey Ya yapalım. adam, insanlar burada, biliyor musun sen o şeyi? İnsanlar burada. O muhabbeti biliyor musun bilmiyorum. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Onur yine işler dolayısıyla gelemiyor. Zaten Kerem'le de konuşmuştuk. Bu hafta içerisinde bir gün sen de gel, üçlü bir muhabbet edelim demiştik. Kerem'le bu bizim şansımız mıdır? Kerem geldiğinde Onur hiç gelemiyor. Aynen. Hiç bir araya gelemiyorlar. Benden Bugün kaçıyor herif. senden kaçıyor sanki. Üçlü yapacaktık, ikili yaptık. Kerem geldi Onur yerine arkadaşlar. Onu da özlemiştik zaten. Selamlar, sevgiler. Şey muhabbeti var abi. Bu yeni kulaklığı var Onur'un. Benimkiyle aynı. Şurada bir tane jelatini var. Onu Evet, çıkartmıyor abi biliyorum herif. onu Biliyorsun biliyorum. değil mi? Evet. Abi insanlar yalvarıyor, yalvarıyor adama. Diyor ki ya ne olur çıkart falan. Herif yok ya. Nuh dedi, peygamber demiyor adam. Evet, Öyle bir adam yani. biraz hoşuna gidiyor. Demek ki bir işe yarıyor yani. İşe yarıyor ki tutuyor adam. Evet arkadaşlar. Kerem Hünal. Sevdiğimiz Murat'cığım. adam. Ya şu Murat abinizin, yemin ediyorum bakın yani bütün takipçilerine Murat abinizin değerini bu bilin. Murat abinizin bir değerini bilin ya. Bir değerini bilin şu adamın ya. Harika adam yani. Eyvallah eyvallah. Sağ ol. Sen de öylesin. Konsolosu Eksik camiası olma Murat'ım. olarak seni de zaten hep söylediğim gibi her geldiğinde aramızda sayıyoruz. Sen de bizim daha Çok az teşekkürler. videolara çıkan üçüncü ve dördüncü, bir de Şener var bizim. Onlardan birisin bizim için yani. Aynen. Bizdensin yani. Bir Ben de şeyimiz yok. Ayrı böyle bir gayrımız yok. pozisyonda olmaktan zaten çok mutluyum. Harika bir Bak şey demiş yani. ki, Barış demiş ki hani konuk yoktu artık. Diyorum ya, konuk değil adam ya. Adam Ya. konsolosunun temellerinden bir tanesi abi. Teşekkür Ya ederim. şeyi soracaktım bak, biraz kaçıracağız ipin ucunu ama sormadan da edemeyeceğim. Senin kardeş Survivor'a gitmişti. Ben böyle arada gördükçe bakıyorum, göremedim. Evet. Elendi mi? Patladı. Elendi mi? Kaçıncı hafta Elendi. elendi? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şöyle diyeyim. He. Cemal gitti bir 2-3 hafta kaldı patladı. Şimdi İyi yapmış abi. Çekilecek yer değil, yok abi ben bak. sana söyleyeyim Şöyle bak. bir gerçek var. Şimdi Cemal'e Aman abi, başımız derde girmesin bak. Bir şey verme. Endiğim vardır. yok yok. Hayır 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 Çökmesinler hayır. tepemize. Yok yok, öyle bir şey Kavga canım etti. Yemek yedi falan. Sigara içti falan var. dersin. Sonra bizi dava ederler. Yok yok, hiç öyle bir şey yok. Şimdi Cemal günün sonunda gerçekten bir şey yani, survivalist bir herif yani. Herif koy ormanın ortasına, hayatta kalır. Şimdi Cemal'i davet ettikleri zaman Cemal bana geldi. Dedi ki ya, dedi Kerem, dedi böyle böyle Survivor'a gitti bu Survivor arada kapattılar. kardeşi. Aynen, Ha. Survivor'a gitti, patladı geldi. Dedi ki ya, dedi Kerem, dedi ben şu Survivor'a çağrıldım, ne diyorsun yani, senin fikrin ne? Ben dedim ki, onu dedim manyak mısın lan, %100 gitmen lazım. Yani %100 gitmen lazım, şu yüzden gitmen lazım. Bir kere orada zaten şimdi şu bir gerçek. Yaş 45, az değil. Ha. Tamam mı? Cemal'in yaşı 45 oldu yani. Hani orada yarışta amaçta. Fakat ben Survivor'ı öyle hatırlamıyordum. Yani çok izlemediğim için de. Ben abi böyle non-stop yarış falan filan diye hatırlamıyordum bu işi ya. Ben son Survivor'ı izlediğimde abi, bunlar böyle adada balık malık tutuyorlar, böyle bir sohbet ediyorlar. Böyle işin içinde bir şey var yani, hani bir insan olarak nasıl bir insan, işte kamera suratında anlatıyor, işte bugün şöyle ettik, bugün böyle battık, bugün şöyle Bugün mahvolduk diye. balık avladık, ahtapot yedik falan. İşte evet, ben işte yaban domuzu yakaladım falan diye, hani ben bunları hatırlıyorum yani. Abi sırf aksiyonmuş ya, yani bütün yarış 3 saat boyunca oradan oraya koşmuş. Yani ben şimdi bak, doğruya doğru. Bence yine de iyi ki gitti. Orada bir boy gösterdi. Yaptığı abiliği yaptı. İşte birkaç tane yarışta yarıştı falan filan. Bence yani ekran yüzü olarak zaten oraya bir katkısı ve değeri olduğu bir gerçek. Ama gel gör ki işte o yaşta yani bir staminan, belirli bir egzersiz Enerjim antrenman var. olmadan oraya gitmek de doğru değil. Bu da bir gerçek yani. Ama iyi ki de gitti canım. Yani müthiş bir deneyim oldu. Neler anlatıyor yani? Neler O kadar anlatıyor? vakitte bile. Yani şöyle diyeyim, bu böyle yaprakların arasında
iki numara yaparken kağıt yok. Yani kağıt galiba veriyorlar. Kağıt var. Bir verdikleri şey o. Abi böyle çalıların arasından diyor ki dinozor gibi bir kuş çıktı diyor. Böyle geliyor diyor. Tamam mı? Yani yarıda da bırakamazsın işi. Tamam mı? Yani bir bağırıyor suratına falan filan. Bu apar topar kaçmış yani. Hani kamera arkasında yaşanan şeyler de enteresan. Anladın mı? Böyle şey değil yani. Öyle sadece gittim böyle açsın çıkıyorsun falan değil yani. Kamera arkasında ciddi aksiyon var. Neyse çok fazla bunlar şeyinizi kaldım. Ama yani bayağı enteresan hikayeler i̇yi var yani. İyi yapmış abi. 2-3 hafta takıldı geldi yani sonuçta. Aynen. Aman abi aman. İyi, bir de güzeli şu. Güzeli şu tabii sakatlıktan dolayı geldi. He, belden dolayı belini patlattı. Oy. Güzel onore edilip yollandı. Böyle eskiden böyle meşaleni atardın suya. Böyle ha, bir elenmedi yani. Yok ya elendi, diskalifiye oldu, atıldı. Diskalifiye. Her şeyi diyebilirsin ama güzel bir şekilde yollandı. Hiç olmazsa. İyi abi. Güzel, onore edildi güzel. Yani. Güzel. Nightmare 84 geldi bu arada. İkinci ay aboneliymiş. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş gelmiş. Efendim desteğiniz için teşekkür ederiz. Eksik olmasın. Evet, o zaman yavaştan muhabbetimize girelim. Zaten hani çok fazla böyle bir sürü haberimiz yok. Birkaç tane güzel haberimiz var ama önce şu abladan biraz bahsedelim abi. Evet. Jade Raymond arkadaşlar. Jade Raymond'ı nereden tanıyoruz? Aslında Assassin's Creed'in ilk Assassin's Creed'lerin yapımında çalışmış bir ablamızdır. Bu hatta ilk şeyi de E3'te bu yapmıştı. İlk trailer'ı bu göstermişti. Bu anlatmıştı. Sonradan farklı farklı yerlere gitti. Ardından Google Stadia, işte bu şey kendi Stadia platformu için oyun yapmak için onunla anlaştı. Jade'le anlaştı. Stüdyonun başına getirdi. Fakat bir tane bile oyun çıkartamadan en sonunda Stadia artık iç şeylerini, stüdyolarını bıraktı. Bu ablayı da tekrar kapı dışarına koydu ve bu da Kerem, bilmiyorum takip ettin mi bu olayı ama 1-2 hafta önce olan bir şey. Yani evet. Bir ay değil yani, belki 3 hafta. 3 hafta geçmiş olmasına rağmen yeni bir stüdyo kurulmuş, Haven diye. Haven, ve ilginçtir ki Sony de var arkasında. Sony de yeni bir oyun için yapımcı olmuş, yani parayı bastırmış. Bastırmış, aynen. Şimdi Jade ismi var. Assassin's Creed dışında çok bir şeyini görmüşlüğüm yoktur. Ama iyi bir yöneticidir belki. Orasını bilemiyorum. Benim bütün bu hikayede ilgimi çeken şey şu oldu. Kerem. Onur diyecektim neredeyse. De. Ya kardeş. Ya sen şimdi bir ufak da olsa, bir 5 kişilik de olsa bir oyun stüdyosunun başındasın. Evet. Ya 3 haftada bu büyüklükte, ölçekte bir Sony'nin gelip de yapımcı olacağı bir stüdyo kurulabilir mi abi 3 hafta içerisinde? Dün 1, bugün 2. Sen ne ara gittin kurdun bunu? Demek ki ben şunu söylüyorum. Çok uzun zaman önce Google zaten demiş ki kardeş bak biz bu işin ipini çekeceğiz. Şu bir sene sonra, 6 ay sonra sen de kendine bir yol çiz demiş diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar kısa sürede yapılabilir mi böyle bir şey? Stüdyo açılabilir mi? Şimdi şöyle, yani biliyorsun ben Star Wars hastasıyım ya. Yani hep Star Wars'tan örnek vermeyi çok severim. Çünkü ben çok takip ettiğim için böyle business'larda neleri oluyor, nasıl işler birden dönüyor, bir şey yanlış gittiği zaman Disney nasıl onu düzeltiyor şu anda. Daha önce LucasArts'la sıldı, şimdi LucasArts'la. Şimdi biraz ondan da örnek vereceğim. Şimdi biliyorsun Disney Zart diye mesela aldı şey Star Wars. Evet. Veya işte Microsoft Zord diye Bethesda'yı aldı. Böyle haberler birden bizim kafamıza patlıyor zaman zaman ama bunların tabii şeyleri var. Öncesi var ya. Yani. Öncesi var. Deal'lar var, bilmem ne daha var. Yani kapalı kutular, kapalı kapılar ardında dönen çok ciddi anlaşmalar, sözleşmeler, avukatlar. Allah, yani şöyle diyeyim ben size, bu böyle zırt diye olacak bir şey değil. Bunun değil mi? Çok uzun zamandır tabii yani yavaş yavaş oluşarak en sonunda bir anlaşma noktasına, hatta transferlerde karşı tarafın memnun olup, gelecek olan kişinin memnun olup, bir de alacak olan kişinin, herkesin memnun olduğu bir sistem. Bir de zaten Kanadalılar, Amerikalılar bu işlerde çok çok iyiler. Yani şey konusunda adamlar, Avrupa'da iyi ama özellikle Kanada ve Amerika hukuki konularda olağanüstü iyi.
Evet, önü açık hemen yapabiliyorsun Önü bu açık. işleri. Adamlar abi her şeyleri o kadar düzenli, net, organizasyonları okey ki sen masanın üzerine koyduğun zaman her şey kristal netliğinde. İş bitiricilik konusunda ve hızlı iş alma konusunda bu adamlar harikalar. Bu kadın da zaten sadece Assassin's Creed diyoruz ama hepimizin en sevdiği Assassin's Creed. Assassin's Creed 2 Tabii. Brotherhood muydu Evet. o? Yani Bir de var, ikide de var sanıyorum. Sonradan okey. ayrıldı. Yani ondan sonra işte Watch Dogs'da da yer aldı. İşte The Mighty Quest for Epic Loot vardır. Bunda da yer aldı. Hatta daha sonradan EA ile Star Wars oyunlarında bile yer Tabii aldı. Yani EA'de çalıştı. Sonra tabii Google'a geçti. Şimdi de Google kendi Stadia'ya stüdyosu. geçti. Stadia'da böyle bir 150 kişilik bir gruptan evet başarılı bir iş çıkaramadı ama şimdi düşünsen sen oradaki aldığı deneyimi de. Yani Tabii. en büyük deneyim başarısızlıktır zaten. O başarısızlığın üzerine gittiğin zaman sen başarılı olursun. Yani birdenbire başarılı olan insanlar tabii ki var mı? Yok, yok mu? Var. Ama PlayStation bence burada enteresan bir Evet. kart oynadı ve yeni bir IP ile gelecekler. IP nedir? Intellectual Property. Yepyeni bir Yeni bir oyun firmayla. yani. Hiç Yepyeni bir oyunla görmediğimiz bir iş şey gör. yapacaklar. Aynen. Yani Muratçım buradaki olay şu. Bu işler zırt diye oluyor. Doğru. Zırt Zort diye de bitiyor abi aynen. Ama bunun böyle bitiyor. birkaç aylık geriye dönüp baktığın Evet. zaman bunun böyle hukuki olarak tabii ki şey olması lazım. Üst üste konup hazırlanması gerekiyor. Öyle de olmuştur illaki ama Bülent diyor ki saman altından su yürütmüş abla Stadia'ya giderken. Ben de aynı fikirdeyim abi. İki tabii. tane yol var. Demek ki bu kadın bir şekilde Tabii. anladı bay bay denceğini. Kendi Şimdi yoluna şöyle yaptı yani. o da doğru. Kendi yolunu genellikle bu kadar büyük işlerde şimdi şöyledir. Şans sana gelir. Sen o şansı kullanmaya hazırsan o şanstır ya. Hani hep öyle bir Tabii. klişe vardır ya. Şimdi kadına stüdyo yani Sony geldiği zaman bak sen böyle bir şey hazırlıyorsun arka planda. Böyle madem alttan bir şeyler yapıyorsun. Senin bir şeylere uyanmışsın. Gel biz seni destekleyelim diye bir de o şansı da değerlendirmiş üzerine. Evet. Sony gelmiş. Daha ne olsun yani. Bakalım ne çıkacak. Bakalım neler çıkacak. Evet yani müthiş bir deneyimin üzerine Sony'nin desteğiyle beraber güzel şeyler bekliyoruz bu yeni IP'de Umarız. kesinlikle. Bakalım. Şimdi abi, şuna geçelim hemen. Game Pass arkadaşlar son zamanlarda Evet. sıklıkla haberlerimizin konu oluyor. Nasıl olmasın ya? Adamlar müthiş bir şekilde bir atağa geçtiler. Daha Evet. 20 tane Bethesda'nın oyunları eklendi. Bunun hani mürekkebi kurumadan diyelim gazetecilik deyimiyle üzerine yeni oyunlar da duyuruldu. Müthiş güzel oyunlar var bu arada. Harika ya. Onlardan bahsedeceğiz biraz. Outriders'ı zaten dün söylemiştik. Çıkar çıkmaz gelecek. Undertale bayağı uzun zamandır var zaten. Birçok insan oynamıştır diye düşünüyorum. Zaten çok ucuz olduğu için oyun hani Game Pass'e gelmesi çok beklenecek bir oyun değil ama o da geliyor. Bir Yakuza var. Yakuza bilmiyorum Kerem sen oynuyor musun ama yani Yakuza o kadar çok Yakuza var ki ben bunun artık şeyini tutamıyorum yani. Evet, çok Yakuza. Rekordunu tutamıyorum. Bütün ya Bir Yakuza var. ama Habire bir şey geliyor. Bir bir sıfır tane var. orijinali Bilmem ne var. yenilendi, remaster oldu. Ha, bir remaster'ı var. Bir Ha, remake'i var. Bir remake bilmem var nesi falan. var. Bayağı bir şey var. Devamlı geliyorlar. Doğru, Benim Yakuza devam burada ediyor. Çok sevindiren şey bir tanesi Deadfire. Pillars of Eternity'nin Deadfire'ı PC için gelecek. Daha öncesinde şey vardı, konsolda vardı. Nefes. Nier Automata PC'ye geliyor. Çok beklenen, çok istenen ama fiyatı bir türlü düşmeyen oyunlardan biriydi. O da Game Pass'e geliyor. Octopath Traveler var yine Square'den. Outriders'la beraber o da geliyor. O da harika bir RPG. Squadrons'u şimdi sana soracağım ne düşünüyorsun diye. Çok yeni tarihli bir oyun. Bir Kaç? ay, 2 ay falan oldu çıkalı henüz. Olmuştur Baya bir 3 ay yeni. 3 ayı var. Evet. 3 aydır en fazla. Hepsi güzel abi. Empire of Sin çıktı. Çok iyi şeyler almadı ama yeni tarihli bir oyun. Torchlight 3. Genesis Noid'i de baya övüyor insanlar. Yani herhalde son aylarda gördüğüm en iyi Game Pass çıkartması bu ay abi. Müthiş. Hele dediğin gibi Bethesda'yı da işin içine Ha sokup bir de o onlar haberlerin geldi. üzerine 20 bu tane. geldikten sonra Game Pass'in şimdi ne kadar aylık Murat? Allah, Ultimate'i 40 lira galiba değil mi 40, arkadaşlar? 40 lira değil mi? Ultimate. Al, bir de Ultimate yani. Ultimate. Bu Yani. arada Akar Koker geldi galiba. Koker olmalı. Akar Koker Prime'den Hoş abone geldin. oldu. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. Serisinde görmek dileğiyle diyelim.
Evet abi, insanlar daha normali 15'miş sadece PC'si. Tamam. Galiba Xbox tarafı 30, Ultimate olursa da 45. 40-45. Ama Okey. PC'de ben live olmasın, online oynamayacağım, sadece oyunları tek başıma oynayacağım dersen iyice düşüyor fiyat. İyice İşte düşüyor o zaman. 15'miş. Ya bir de bu 15 oyunlar hala geçerli mi bilmiyorum da. dediğin gibi yani hem Xbox hem PC tarafında bir de bu oyunlar yani o Evet. çok güzel bir Bazısı kafa yani. PC'de, bazısı Xbox'ta, bazısı ikisinde de var. Evet, bazısı da ikisinde de var. Şimdi şeyi sordun, Squadrons'ı sordun. Squadrons bu Star Wars'un uçak dogfight, Uzay simülasyonu uzay diyelim. simülasyonu. Simülasyon mu? Arcade Bayağı arcade aslında. simülasyon. Yani Evet. eski mesela TIE Fighter, X-Wing'i falan filan oynadınız ama onlar daha simülasyona giriyor. Bu biraz daha evet, biraz daha arcade. Yani satışları çok 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 bekledikleri gibi iyi Değil. değildi Değil. açıkçası. Yani Evet. şimdi bazen de bu pasa gelen oyunlar oyuncular tarafından miradını doldurmuş oluyor. Onları da bu şekilde bedava, ya bedava derken subscription mantığıyla vermeye gidiyorlar. Bence ama çok güzel bir haber bu. Çünkü oynamamış çok insan var ve oynayıp Kesinlikle da abi. beğeneceklerini de yani eminim çok beğenecekler. Evet. Joystick tavsiye ediyorum ama. Bak gamepad Kesinlikle. şey demiyorum bak. Gamepad'li joystick diyorsun. Joystick'i Joystick'li bir nereden oynayın. bulacağız? Öf. Abi şey diyorsun da, Doğru. miadı dolmuş diyorsun da, mesela Satılma miadı yani onu demeye çalışıyorum. anladım. Ama mesela Nier için de aynı şey söylenebilir ama pek çok insan var bir türlü oynayamayan. Yani bu Doğru. eski bir oyun, çok eski, belki 3 senelik falan oyun, değil mi? 2018'de çıkmıştı Doğrudur. galiba. Eski Doğrudur. bir oyun olmasına rağmen mesela bunu çok bekleyen olduğunu biliyorum. Ben pil hızı bayağı alsam mı almasam mı, öyle midir böyle midir diye çok düşünmüştüm. Yani çok vakit harcayacaksan Güzel eğer, çünkü oldu. vakit Evet. isteyen oyunlar onlar yani. Onlar büyük oyunlar. Gerçekten şeyler yani böyle Uzun süren oyunlar. oturacak çok uzun süren oyunlar. Yani hele şu anda 2017'ymiş Nier. evet düşün bak kaç sene olmuş yani. Pillars of Aslında ben Eternity. şey yapabilirim ha. Nier Automata'yı insanlar da hoşlanırsa, severlerse canlı yayında Oynayabilirsin. oynayabilirim. Çünkü Oynayabilirsin. onun enteresan bir hikaye akışı vardı. Biliyorsun, bir bitiyor, jenerik geliyor, bir daha başlıyor. Sonra bir daha bitiyor, bir daha başlıyor falan. Ben onları sonuna kadar gitmemiştim. İlk cycle'ı yapmıştım. İkincinin de ortasına kadar gelmiştim. Üçüncüsünü oynamamıştım Mesela mesela. Octopath Traveler da Öyle olağanüstü bir bir yapım. yapabilirim. Onu da oynayabilirsin, takılabilirsin. Onu da sanatı falan filan benim çok hoşuma gidiyor. Yani Ben çok çok onu çok güzel bir şey. sevmedim ya. Onu Beğenmedin mi ben onu ya da Octopath? Switch'te şeyini, demosunu oynamıştım. O çok bana iç açıcı gelmemişti. Yani müthiş bir çıkartma yapmış Evet, güzel bir arkadaşlar. ses gelmiş. Güzel ses Sizin gelmiş. mesela beklediğiniz bir şey var mıydı bunun içerisinde? Ulan ne güzel oldu şu, oh be dediğiniz bir şey var mı mesela arkadaşlar? Oyun var mı? Bir türlü parama kıyamıyordum. Ne güzel oldu geldi. Mesela ben işte Pillars of Eternity için bir türlü parama kıyamıyordum. Geldi yani. Değil Acayip. mi? O yüzden mutluyum. Yani şimdi bu Game Pass'in bendeki PC şeyi ne denir? Game ya çok çok alakası şeyler de şu şeye bayılıyorum ben ya. Epic Games olayına. Yani Epic Games de Evet, o da nasıl bedava güzel oyun. bir platform kurdu yani. Surviving Mars'ı geçen bedavaya kaptım. Onu da eğer hala bedavaysa araya sıkıştırıp tavsiye ederim. Evet, bakıyorum. Empire of Sin ve Squadron demiş Hakan. İkisi de çok yeni tarih tabi. Tabii tabii Yakuza aynen. 6 demişler. Outriders demişler. Squadron diyenler var. Nier Automata diyenler var. Prey diyenler var Bethesda'dan. İyi iyi, şu oyunsuz günlerde bunlar Mis gibi hakikaten canım. Oh mis yani. gibi gidiyor. Gerçekten oh. Mustafa Özdemir geldi. Bu arada ikinci aylık sayıda üçüncü ay aboneliğiymiş. Herkese iyi öğle arası dilerim demiş Mustafa. Teşekkür ediyoruz. Hoş gelmiş. Tommy Angelo da geldi. Çok güzel isim. Tommy Angelo 34. Dördüncü ay aboneliğiymiş. İyi yayınlar. Oyun belgeseli bekliyoruz demiş benden. Eyvallah, tamam. Oh imza İnşallah. yaparsın. İnşallah. Evet, geçelim abi Game Pass'ı. Son zamanların çok, artık çok konuştuğumuz, bizim de konuşmak istemediğimiz ama maalesef bizi konuşturmak zorunda bırakıldığımız bir durum var abi. Nvidia'nın Evet. GeForce Now Powered by Game Plus olayı. Abi ben uzun zamandır, yani kaç yıldır içerik yapıyorum. Bu kadar
amatörce bu kadar kötü yapılan bir lansman ben hiç görmedim abi. Yani bu bayağı koca koca şirketler, bir tarafta Nvidia var, bir tarafta Turkcell var. Yani o kadar amatörce, artık PR şirketleri mi kötü, kendileri mi iş bilmiyor. Nvidia diyorsun, kocaman şirket yani. Dikkate mi almadılar, Türkiye'yi mi dikkate almadılar, nedir bilmiyorum ama. Abi bir süreç var. Yani devamlı yeni bir şey geliyor. Ya kardeşim, sen Türkiye'de bir server açıyorsun. Baştan bir söylesene. Bu olacak. Şu abone, bizde eskiden şu aboneliğe sahip olanlar şöyle devam edecek. Bu aboneliğe sahip olanlar böyle devam edecek. Diye bir açıklama yapamaz mı abi insan? Önce dediler ki herkes bizden, hadi şutladık sizi Türkiye'ye dediler. Millet tepki gösterdi. Ha onu dedikten sonra, onu dediler önce, bir gün sonra geldi ki nereye gidiyorsunuz, niye aboneliğinizi düşürdünüz diye dalga geçer gibi mail attılar. Gerçekten dalga geçer. Sonra geri adım attılar. Dediler ki tamam, yurt dışında da oynayabileceksiniz, hepimiz sevindik. Bu sefer de yine bir mail atmışlar. Diyorlar ki yok diyorlar, işte bizde founders olanlar devam edebilecek. Ve onlara da işte Türkiye'de devam etmek isterlerse bir senelik şöyle bir fırsat getirdik, 50 liradan yapacaklar. Biz de founders olmayanları şutladık. Onlar da Game Plus'a geçecekler. Yalnız aynı şeyle geçemezsiniz. İsimle ve aynı mail adresiyle geçemezsiniz. Yeni bir account yaratmanız lazım diye ikinci demeyeyim, 10. bir mail geldi. Doğru. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani bunu ben bir kere de söyleyeyim mi? Adam yani... gibi söyleyin abi. Kim ne yapacak? Kafalar iyice karıştı. Benim hakikaten evet. Çok karıştı kafam yani. Evet. Ya ben şundan şüpheleniyorum Murat. Ya bir kere bunun marketingini Türkiye'de yapan insanların bunun ne olduğunu bir kere anlamadığından şüpheleniyorum. Anlasalardı eğer. Şimdi sen böyle bir şeyin ne kadar muhteşem bir teknoloji olduğunu bir kere bir anlasalardı. Tamam mı? Bunu bir kere doğru... Bir kere ilk önce ne olduğunu kendilerinin anlatmaları gerekiyor. Marketing o. Sen ilk önce bir talep yaratman gerekiyor. Bunun ne olduğunu anlatman gerekiyor. Sonra satman gerekiyor değil mi? Bir kere bunun ne olduğunu bence kendileri anlamadıkları, bilmedikleri için zaten anlatamadılar. Ondan sonra hazır paketlerin üzerinden işte şöyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız şöyle olur diye bir kere sakat başladı bu iş. Sakat başladığı için de sonradan abi siz ne yapıyorsunuz diye işin içine işi bilen adamlar girince düzelttiler. Düzeltmeye çalıştı. Hani vardır ya, çocukken benim çok başıma gelirdi. Bir yalan söylersin. Sonra o yalanını düzeltmek için bir yalan daha söylersin. Sonra bir yalan daha söylersin. Sonra böyle ağzın burnu her şey karışır birbirine yani. Böyle allak bullak ortaya çamur bir şey çıkar. Bu da tam öyle bir şey olmuş yani. Yani şu teknolojinin nimetinden... Yararlanamadık, yararlandıramadılar. Bence hani burada marka isimleri söz konusu. Onlara da ben çok senin kanalında, bizim kanalımızda diyeyim Murat'cığım. Bağıra bağıra tenkit etmek şahsen. Valla Onur dün tenkit etti, aldılar yayından. Bir anda donuverdi adam. Ağzına tıkadılar lafı bak. Ya işte gördün mü? Bunda dikkat edeceksin böyle şeylere. Dikkat etmek lazım burada abi. Dikkat etmek lazım çünkü hiç yani... acıma da yok. Şey de ne deriz, bu oyun sektöründe bile olsa bütün her yerdeki medyanın dikkatli bir şekilde yani, konuşması gerekiyor. Çünkü... Dalga geçiyorum bu arada, bir şey olmadı ha. Yani, teknik canım. Sorun oldu da denk geldi çok güzel. İşte denk geldi, karma abi yani. Dikkatli olmak gerekiyor. Onun için yani hani evet, benim yorumum o olurdu Murat. Yani benim şüphelendiğim şey o. Bence düzgün anlamadılar ne olduğunu. Onun için de düzgün marketing yapamadılar. Abi Nvidia da mı düzgün anlamadı? Sonuçta Nvidia'dan, yurt dışından geliyor mail. Önce şey dediler, tamam yararlanacaksınız, vazgeçtik biz o işten. Ondan sonra ikinci mailler. Nvidia tarafı. Yararlanacaksınız dedik ama bak demeyi unutmuşuz. Bunlar yararlanacak. Siz yararlanamayacaksınız. Siz de işte 3 Mayıs'a kadar yeni bir hesap açın. Niye yeni hesap açması gerekiyor? Aynı hesapla yapsın. Yani evet. Niye ikinci bir şey yapmak zorunda ki? Yeni bir mail adresi, yeni bir password vesaire. Niye yani sign up olması lazım tekrar? Doğru. Peki sence bu bizim ülkeye ait olan bir şey mi? Yoksa bu mesela aynı şekilde... Başka şey Rusya'da evet, falan da aynı şekilde olmuş da... Bu ikinci kısım böyle mi olmuş bilmiyorum. Onlar da yurt dışına ulaşamıyorlar kendi ülkelerinde özel açılınca.
Ama bize farklı bir muamele yapıldı sanki. Ama onun da nasıl yapacaklarını karar verememişler. Söyledikten sonra bir takım şeyleri değiştirdiler falan gibi bir durum var ortada. Garip bir şey oluyor. Yani şu anda tam gerçekten altından kalkılamayan bir lansman Bu dönemi tabii, evet yapıldı. yani bu tabii Nvidia'dan gelen şeyle ilgili bilgilerle ilgili tabii Evet. buradaki kolları suçlamak büyük Suçlamak haksızlık olur. olmaz. Evet. Ben ondan zaten bahsetmiyorum. Ben zaten bir önceki olaylardan bahsediyordum. Evet, Yani evet. belirli markaların bunu lanse edip marketin reklamını yapmalarından Evet. bahsediyorum ki ben hiç duymadım yani. Ama evet Nvidia'nın saçmalamalıkları gerçekten büyük saçmalama yani. Ona İnanılmaz yani. Beklen, yorum bile yapamıyorum beklenmeyecek. yani. Ne diyebilir ki biri yani? Evet, Çok çok şey de saçma var yani. tabii. 2 gündür, 3 gündür açık. İşte insanlar giremediklerini, bazıları çok kısa beklediğini, bazıları çok uzun beklediklerini, 100 kişilik sıra beklediğini, bir kişi 5 dakika, bir kişi 1 dakika, bir kişi 10 dakika beklediğini söylüyor. Şeyler zaten bedava olanlar hiç giremiyorlar. Böyle bir anlaşıldığı üzere serverlar çok kapasiteli değil zaten. Ben bu 75 lira ortaya çıktığında şunu demiştim Onur'a. Demiştim ki abi onlar zaten serverları dolduracaklar. Yani bu kesin. 75 lira verecek çok insan çıkacak. Hatta 75 lirası olup da vermeye gönüllü olup da giremeyenler de olacak. Çünkü belli ki serverlar çok dar yani. Az insan. 10 bin mi 5 bin mi artık bilmiyorum Zaten kaç oluyor. serverlar çok olursa lag olur. Tüm Lag oldu mu hiçbir anlamı yok yani. Yani serverlar dolu olursa lag olur. Server çok dolu olursa olursa olmaz evet. da. Yani küçük küçük insan yani küçük Evet. gruplar halinde Fazla olursa olursa. problem değil. Fazla Evet. olursa ve dolu olursa o zaman zaten hiçbir anlamı kalmıyor bütün bu şeyin Evet, teknolojinin. yani kısacası Turkcell aslında şu anda halinden memnun gözüküyor. Çünkü o kadar yoğun bir ilgi var ki serverlar bile yetmiyor. Şu anda onlar nazarında iş tıkırında gidiyor. Olan bu gelecek. İşte ben bilgisayar alamıyorum. Bilgisayar donanımı çok kötü. Çok güzel rahatlıkla oyun oynayacağım diye hayal kuran insanlara patladı. Maalesef onlar hayalleri boşuna kurmuş oldular. Tek olumsuz tarafı budur yani. Turkcell'de Evet. yoksa işler tıkırında. Onlarda bir sıkıntı olduğunu hiç Yok zannetmiyorum ben de o tarafta zannetmiyorum evet. Belki yani belki seneye düzeltirler. Ne diyeyim yani. yani. Bir iki ay düzelir herhalde. Ya. O Onur'un da hep dediği gibi açılışta böyle yani Açılışta oluyor böyle. GTA Online oluyor. O bile patlıyor bir hafta. Ya tabii Rockstar canım. bile bilemiyor nasıl yapacağını. Ki Türkiye'deki yapsın. Göreceğiz bakalım. Yani düşün her sene herkes oynayan mesela FIFA'yı tekrar alıyor, tekrar alıyor, tekrar alıyor, tekrar alıyor. Düşün bak adamlar o kadar iyi iş yaptılar, o kadar güzel de yapıyorlar, hak ediyorlar da. Onlar bile hala server kurma Server'da konusunda sıkıntı çekiyorlar. Server kolay bir iş değil. değil. Evet. O bambaşka bir yapı gerçekten beyin şeyi yani. Çok zor iş. Allah kolaylık versin. Aslında maksimumu düşünülüp sunucular yapılabilir ama işte bu pik tekrar geri düştüğünde o yaptığın sunucular sana girer. Bütün mesele o aslında. Yani Adam sunucuların şunu yapması gerekiyor tabii ki. optimumda yapmak istiyor bunu. Pike çıktığında, yükseldiğinde şey orayı Evet. karşılayamıyor. Doğru. Onu karşılayacak sunucu kursa çok maliyetli olacak. Çünkü o bir süre sonra biliyor ki o düşecek. Bu sefer de fazladan kurmuş olacak. İşte Onun Amazon'un bir yaptığı şeyler arasını mesela bulmaya çalışıyorlar. ne kadar insan yani ne kadar ekmek ne kadar köfte kafası. Ha Sunucuları olabilir. arttırdı. Yeni otomatik sunucu açıyor. Azaldığı zaman sunucu orada kapanıyor gibi böyle bir Abi otomatik sistem tabii Türkiye'de öyle bir sistem çok zor. Çok zor. kurabilirler Yani mi sence? zaten Amazon'da onun için Amazon zaten yani Ha, değil mi? adamlar Evet. yani kolay Evet. bir sistem değil aynen. Peki bir haber daha var abi. Onu da şuradan şöyle hemen gösterelim. Evet. Arkadaşlar bu oyun Bayıldım ben. şunu bir alayım. Çok çok Şöyle sevdim. biraz ileri alalım. Dungeons and Dragons Dark Alliance arkadaşlar bu. Haziran'da çıkacak bir oyun. Bir co-op aslında hack and slash. Bunun aslı PlayStation 2 zamanında bu bir şeydi. Bir Diablo tarzı üstten bakılan bir yine co-op oynanan ama lokaldeydi galiba. Online mıydı değil miydi hatırlayamıyorum. Online yoktu da co-op'ta lokalde co-op oynadığın bir hack and slash'ti. D&D evreninde, Dungeons and Dragons evreninde geçiyor. Bunu da
bir süre önce duyurmuşlardı, bayağı bir süre önce. Bu Forgotten Realms oluyor değil mi Murat? Evet, Forgotten Realms'te Icewind Dale tarafında geçen bir şeymiş, oyunmuş. Yani. Şimdi yukarıdan bakmıyor da omuz hizasını alınmış biraz şey kamera. Evet. Şu anda gördüğümüz bu video hangi aşamasında oyunun tam olarak bilemiyorum. Erken aşaması olabilir çünkü animasyonlar falan çok şey geldi bana, ham geldi. Henüz daha tam oturmamış, belki oyun üzerinde çalışmaya devam ediyorlardır. Çünkü orklar falan var, böyle arada kayarak gidiyorlar falan, yürüyemiyorlar. O tür şeyler dikkatimi çekti. Bu da geliyor arkadaşlar. Yani Haziran'da aslında bir noktada oynayacağımız yeni şeyler ortaya çıkıyor. Efektler benim çok hoşuma gitti. Oyun yapısı da güzel. Bu tam bir parti oyunu. Zaten bayağı da bir humor var oyunda. Yani bir esprili bir yapısı var oyunun. O vahşetinin arkasında da bayağı bir comical bir şeyi var. Tarzı var. Tabii oyunun içine Drizzt'e koymuşlar. Sırf Drizzt'in mesela var olması bir sürü oyuncuyu çekecektir. Bu böyle bir aslında bir raid oyunu. Direkt hiç öyle online oyunlarda raid grubu kuracağınıza giriyorsunuz buna. Mis gibi şeydeki Dungeons and Dragons evreninde tanıdığınız yüzlerle, merakınız varsa tabii ki, böyle bir maceracı. Bu Drizzt birisi, beyazdı da diğer kadının kim olduğunu ben de bilmiyorum. Birisi Drizzt ama çift şeyli, bıçaklı. Bunlar 40 yine dolar şeylerden... civarında gelecekmiş fiyatlandırması da full olmayacakmış. 40 olacakmış. Türkiye'de ne kadar olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de eğer bu böyle bir 100-150 lira civarında gelirse, 150 bile çok bence, 100 lira civarında gelirse yani ben oynarım ama daha fazlasına para verir miyim çok emin değilim yani. Nasıl insan yani şu Microsoft'un yaptığı, şu Epic'in yaptığından sonra insanın cebine elini atası gelmiyor yani. Gerçekten gelmiyor yani. Ama ben genel olarak bu oyun hoşuma gitti. Bu high fantasy'yi özlemiş olan insanların bir fragmanına bakıp bir göz atmalarını tavsiye ederim. Benim de çok küçük bir haberim var. Murat, sen bence çok seversin oyunu gibi geliyor bana. Tam bir aksiyon oyunu. Shifu geliyor. Yani şimdi Shifu diye yazılıyor ama şimdi şey ukalalığı yapayım. Dil ukalalığı yapayım. Aslında Çince diye bir dil yoktur. Bir Mandarin vardır. Bir de Kantonca vardır. Bu Mandarince Shifu usta demek zaten. Abi çok kısa, Uğur yazmış. Uğur Öztürk. 113 liraymış şu anda Steam'de. Güzel. 113 lira. Bir tık gider. Pahalı ama güzel tamam. Güzel. Evet abi. 113 lira değer yani. Sen bak 100 dedin, 13 lira koymuşlar yani üzerine. 13 tamam koymuşlar. Yani. Evet. O zaman alacaksın. Ben de alacağım. Beraber de co-op oynayacağız tamam. O zaman. Okey tamam varım ben. Tamam okey. Onur'u da alırız. Bak üçümüz co-op takılıyoruz. Tamam olur. Onur'u Keti yaparız. Keti'ymiş o. Olur. Ben Drizzt olurum. Seni aynen. Bilmem. Ben de dwarf'ı alırım. Tanklık yaparım. Olur. Tamam. Klasik evet, zaten abi. Tank DD heal diye gidiyor yani. Çok evet. Tipik yani şey. Shifu dediğin geçenlerde şey yapılan, tanıtılan evet, ve evet, bu evet, evet. Old Boy'daki koridor sahnesi gibi bir sahnesi bravo. Olan oyun değil mi? Aynen. Şey orada dövüş, yakın yes. Dövüş oyunu. Yakın Shifu. Dövüş. Yalnız senin hoşuna gidecek olan kısmı tabii ki şeyi. Yani dövüş sistemi gibi geliyor bana. Çünkü biraz Dark Souls kafası da var. Çünkü oyunda çok nadir ölüyorsun. Fakat bu sefer ölmemene çok dikkat etmen lazım. Çünkü her öldüğünde bir tık yaşlanmış olarak geliyorsun. Yani en sonunda böyle o böyle sakalları upuzun bembeyaz olan böyle bir Kung Fu Master haline dönüştüğün, yani gerçekten her öldüğünde deneyimin, yani o dövüşteki bütün deneyimini o zaman level atlayabiliyorsun. Ölmen de gerekiyor bir taraftan ilerleyebilirsin ama. Bak bu mekaniği bilmiyordum ben. Ölmeden level atlayamıyorsun. Ölmeden level atlayamıyorsun. Çok da ölmemen lazım ama. Yaşlıktan ölüyorsun. O zaman oyun bitiyor. Yani şeyi bir kere Sifon'un tarzı, art direction'ı benim hoşuma gitti, gayet güzel. Dediğin gibi Old Boy'daki o koridor sahnesi de var. Adamların kafalarını böyle duvara vurarak falan filan, yani mekanları da güzel kullanmışlar. Fizik motoru gayet güzel gözüküyor. Tarzı güzel gözüküyor ve özellikle dediğim gibi bu yaşlanma mekaniği benim çok çok hoşuma gitti. Onun için bir takipte kalın. Tamam. Çok iyi. Ben bu derinlemesine incelememiştim oyunu. Enteresanmış. Burada Flow Rhyme diyor ki 40 dolar 300 TL çok iyi yerelleştirmişler diyor. Yani ben 110 lira çok beklemiyordum açıkçası. Çok çok yani iyi yerelleştirmiş. 100 lira olsa diyordum ama pek de şey de vermiyordum yani. Şans da vermiyordum o seviyelerde.
Fena değilmiş. Güzel. Ama insanoğlu bu. Diyorum ki keşke bir tık daha aşağıda 80'de olsaydı. Evet, keşke tabii. Ama yine de Steam'e bravo. Yani Steam'i takdir Evet. ediyoruz yani burada. Gerçekten bu Kesinlikle. yerleşme. Çünkü onlar da farkındalar Türkiye'de ne kadar çok oyuna önem veren, oyunla kültürlerini zenginleştiren insan olduğunda ve Steam'in de çok Türkiye'den çok kullanıcısı var ve bu yerelleştirme konusunda da adamları tekrardan helal olsun. Bravo Steam'e. Hangi oyunu sormuş? Sokrates sormuş. Oyunun adı ne? Ya da Steam linki. Bu oyunun ismi arkadaşlar, şu gördüğümüz oyunun ismi Dark, ulan bu heriflerin de logosuna Dungeons dikkat and et yani. Dragons Dark Alliance. Dark Alliance arkadaşlar bu oyun. Şeyin söyledi, Kerem'in söyledi. Sifu. Sifu. Sifu diye Bayağı yazılıyor ama okunduğu gibi yazılıyor. o Sifu, şeyde evet. yok galiba. Steam'de yok Yok, şu galiba. anda zaten daha çıkmadı oyun. Yok. Ama yine de bir Ha. fragmanını şey yapın, bir takip edin yani. Hoşunuza gidecektir. Konsol oyunu gibi gözüküyor. Emin değilim olduğu platformların büyük ihtimalle konsolda kalacak gibi ama PC'de de olabilir. PC de var galiba. Var mı? Ha, Tam süper. emin PC'de değilim. varsa güzel. Evet, Dark and Dragons, Dark Alliance arkadaşlar, bu videosunu gösterdiğim şey. Aynen. Marvin the Marv geldi bu arada. 3 aylık seride 3. ay abonelenmiş. Selamlar abi, seviyorsunuz. Böyle devam ahlaklı insanlar demiş. Çok sağ ol be abi. Böyle güzel yorumlar görmek sizden. Hakikaten. Eksik olma, aynen. Yani yıllardır, Ama 10 senin sene... takipçilerin hep zaten çok şey. Öyle. Gerçekten güzel Öyle. seviyeli bir şeyim var, Biz takipçi seviyelim birbirimizi var. çok çok seviyoruz yani. Aynen. Ben de onları seviyorum. Sağ olsun, onlar da bizi seviyor. Zaten ben Bu şey derken biraz şey de yapıyorum yani. Dalgamı da geçiyorum yani. Murat abinin Sifu kıymetini bul sadece diyor. Epic'miş bak bu arada. Aa bak. PC'de varmış, Epic'teymiş. Çünkü çok enteresan Epic demesi. Bak bunu bilmiyordum. Ha, onu görmüştüm, evet, ben Epic'te. Epic dediği Epic'te anda görmüştüm. zaten aklıma ne geldi biliyor musun? Direkt zaten Unreal Engine, belli Unreal Engine oldu. Şeyde grafikler de zaten biraz şeye benziyor tarz olarak. Fortnite'a benziyor biraz. Yani stilistik olarak diyorum yani. Şey BIOS update demiş ki ahlaklı diyen Sekiro yayınlarını izlememiştir diyor. Abi kızgınlık anında arada sırada, yani 11 senedir burada iş Yani yapıyoruz. o Arada kadar da sırada kolay değil. ağızdan çıkar. Aziz değiliz abi. Yani Ahlaklıyız tabii ama canım. saint de değiliz yani, tabii ki. Aynen öyle canlı Az yayında. bile sövdüm lan ben o şeye, herife, isine. Abi Az sövdüm yani, öyle söyleyeyim ben. Ben beyler. kendim tek başıma oynasaydım ne yapardım o adamı ben. Beyler hanımlar daha canlı yayında öyle bip bip teknolojisi çıkmadı. Belki ileride olunca uygular. Evet abi. Abi çok teşekkür ederim. Ya Murat'cığım ben çok teşekkür ederim beni Onurun tekrar. olmadığı bugün böylelikle beni yalnız bırakmamış oldun. Seve seve Umarım benim. ki senin de vaktin varsa biz seni bol bol alırız abi. Ben buralardayım ya Tamam. Murat'cığım. Tamam. Bol bol alırız. İstediğin zaman haber ver buradayım. Hemen gelirim yanınıza. Eyvallah. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız için, destekleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bu akşam biliyorsunuz çarşamba akşamı ben dinleniyorum. Yarın devam edeceğiz. Cuma günü devam edeceğiz. Arkadaşlar full gidiyoruz. Bugünlük bu kadar ama. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere diyorum. Ve 3 ve 2 ve 1.